Selamun aleyküm gençler. Oturun bakalım. Ulan çocuklara kötü mü örnek olduk yoksa? Şimdi bakın arkadaşlar. Dinimiz biz insanlara konuşarak anlaşmamızı emretmiştir. Yani bizler sorunlarımızı, problemlerimizi konuşarak halledeceğiz. Kaba kuvvetle, kavgayla hiçbir şekilde bir problemi halledemeyiz değil mi? Yani misal şu koridorda biraz önceki olay. Şimdi yani kız arkadaşınız sizden ayrılmış olabilir ama ona karşı öyle davranmanızı gerektiren hiçbir şey yoktur yani. Öyle davranamazsınız. Size kimse bu hakkı vermez. Hocam. Hı. Yalnız o çocuğun babasıyla ilgili bir takım söylentiler var. Ne gibi söylentiler? Ya hocam şey o çocuğun babası mafya diyorlar. Evet. Ya yemişim mafyasını ya. Mafyaysa mafya. Ona da karşı tatlı dilimizi kullanacağız sonuçta. Konuşarak anlaşacağız yani değil mi? Nerede lan benim oğlumu el kaldırmaya cesaret eden? Sınıfta baba, sınıfını biliyorum ben. Gel, göster bakayım. Düş önüme. Çocuklar, tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarırmış. Değil mi? O yüzden hiçbir ayrım gözetmeden herkese kardeşçe yaklaşmalıyız arkadaşlar. İyi de hocam, şimdi biri bize kasıtlı olarak kötülük yapmaya çalışıyorsa... biz ona tatlı dil göstererek kendimize haksızlık etmiş olmuyor muyuz? Güzel soru. Ama buna da cevabımız maalesef hayır. Tam tersi. Böylece sabretmeyi öğrenmiş oluruz. Beyefendi buyurun. Çekil lan, senin için gelmedik. Beyefendi buyurun. Ulan ben çocuğumu okula dayankesin de mi gönderiyorum ha? Diyelim ki bir... yani pardon yani sorumlu bir vatandaş yolda yürürken ensenize şöyle avucunun içine denk gelecek şekilde tabiri caizse şaplak attı diyelim. Şimdi ne yapacağız? Ona öyle hemen aynı şekilde karşılık mı vereceğiz? Hayır. Tabii ki vermeyeceğiz. Güler yüzlü bir şekilde tatlı dilimizi kullanacağız. Derdimizi anlatacağız. Olur mu hocam öyle şey? Olur. Olur. Böylece adamın vicdanını harekete geçirmiş olacağız. Ve böylece pişmanlık duymasını sağlayacağız. Unutmayın. Biz insanları hayvanlardan ayıran en önemli özelliğimiz nedir? Konuşmamızdır. Biz konuşarak problemlerimizi halledeceğiz. Onun oğluma dokunan parmaklarını kırıp eline vereceğim. Hayvanlar nasıl çözer? Kavga ederek. Mesela belgesellerde falan görürsünüz. Kavgadan galip çıkan da her zaman haklı oluyor. Ne oluyor be? Benim oğlumu döven öğretmen sen misin ha? Evet. Benim. Sen kimsin lan benim oğluma elini kaldırıyorsun ha? Allah'ım. Ahmet Hoca yandı bu sefer kesin. Ay kızım keşke çocuğa dokunmasaydı. Başına büyük bir bela aldı yani. Ay ne yapsak? Polis mi çağırsak? Ne diyorsun be? Polis gelene kadar adamı dümdüz eder. Ya boş boş konuşmayın da ne yapacağız? Adamı dövecekler. Bizi de mi dövsünler? Çocuklar tamam sakin. Son duanı et öğretmen. Din hocasıymışsın ya. Çok dua biliyorsundur senin. Başta bir tarafından ha. Hop lan! Tamam. Hocamı bırak. Vay vay bacaksızlar. Senin oğlun hak etti onu. Şimdi kim zannediyorsun? Hey! Ahmet hocamızı yedirmeyiz bir kere değil mi arkadaşlar? Ahmet hoca ne yapıyorsunuz? Neyi yedirmiyoruz lan? Sen kim yapıyorsun lan? Ahmet hocayı yedirmeyiz. Arkadaşlar. Bence az önce polis çağırdım ama gerek kalmadı galiba. Kalmadı. Güvenlik atılmış bunları dışarı. Göreceksin sen. Bitmedi daha. Yürü git. Görüşürüz. Ah. Hadi çocuklar oturun tamam. Geç çocuğum geç.
oğlum? Bu adam böyle kavga etmeyi nereden öğrendi lan? Ne bileyim ben, adamlar hastanelik etti ya. Oğlum, adam 4 kişiyi dövdü lan. Yalnız bir şey söyleyeyim mi beyler? Adamın hiç şakası yok. Ayağımızı renk alalım. Aynen abi. Ay saçmalama be. Bir Ahmet Hoca öğrencilerini sever, tamam mı ya? O sadece böyle pis insanları dövüyor. Ki gerçi sen de pis insansın. Ama neyse, ben çok kötüyüm. Sen bana niye yürüyorsun ya? Hocam müsaade ederseniz biz de dersimize devam edelim. Ne demek hocam? Müsaade sizin. İyi dersler. İyi dersler size de. Gidelim Müjgan Hanım. Gidelim. Ben bu adamları nasıl dövdüm ya? Evet arkadaşlar, nerede kalmıştık? Tatlı dil hocam. Evet tatlı dil. Neymiş tatlı dil? Yılanı deliğinden çıkarırmış değil mi? Ama yeri geldiği zaman yani insanlara nasıl gerekiyorsa öyle konuşmakta fayda vardır yani.